kolay değil. Biraz meşakkatliyiz. Olay geçen Ekim ayında ilçedeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeliyle vatandaşların gönüllü olarak besledikleri sokak köpeklerinden biri olan Koca Olan isimli köpeğe cadde üzerinde otomobil çarptı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Önder Keskin ve personeli köpeği veteriner hekime götürdü. Belinden aşağısı felç kalan köpeğin ileri tedavi ve tetkik için İstanbul'a götürülmesi gerektiği ifade edildi. Tedavisi için İstanbul'a getirilen köpek bir süre burada tedavi altında tutulduktan sonra yeniden ilçeye getirildi. Gönüllülerin destekleriyle alınan yürüteçle yeniden hayata tutunan Koca Olan isimli köpek yine gönüllülerin desteğiyle yaşam mücadelesi veriyor. Gel. Hadi gel gidelim. Gel. Gel. Gel Koca Olan gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Yaşanan süreci aktaran Önder Keskin şöyle konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da, Gençlik Merkezleri Müdürlüğümüzün de bu Yeşil Beceriler Gönüllü Patrili adında bir projesi var zaten. Biz bu kapsamda da zaten gerek gençlik merkezimizde, gerekse işte bu spor tesislerimizde, gençlerimizle birlikte, sporcu öğrencilerimizle birlikte sokak hayvanlarına belli alanlarda besleme yapıyorduk zaten. Bu Ekim ayının sonlarında da salonumuzun önünde yine bu bakmış olduğumuz, beslemiş olduğumuz bu canımız, bir araçla aracın çarpması sonucu bir kaza geçirdi ve felç kaldı. Bu süreçte bu anlamda bu felç kaldıktan sonra biz bu canın tedavisi için çok mücadele verdik. Halen de veriyoruz. İlk kaza geçirdikten sonra İstanbul'a gönderdik. İstanbul'da da tam anlamıyla bir tedavi olamadı. Ama onun öncesinde de Zonguldak'ta yine aynı şekilde veterinerleri götürdük. Burada bir tedavi süreci yine alamadılar. Beli çok ciddi bir kırık olduğu için. Bunun üstüne biz bu canı İstanbul'a gönderdik. İstanbul'da da bir müdahale yapılamadı. Bir müddet orada kaldı. Fakat o süreçte de canımız orada çok mutsuzdu. Oradan biz videoların resimlerini istedik. Bize zaman zaman geliyordu. Bizim gönlümüz el vermedi. Dedi ki biz bu canı oradan gidip alacağız. Ve nitekim buradaki gönüllü arkadaşlar, gönüllü bireyler, arkadaşlarımız, işte Kilimi Belediye'miz, sağ olsun Kilimi Belediye'miz, Kamil Başkanımız da bu konuda duyarlı. Ne zaman araştırdık bize verir, gönderir. İşte bu tür hayvanları da bu şekilde alıp götürüyorduk. Bu süreçte yani biz bu canımızı oradan İstanbul'dan aldık. Tekrar buraya getirdik. Burada da tabii şey olmadı. Bu süreçte burada biz buna bakmaya başladık burada. Ne yapabiliriz diye çok düşündük. Ve bir araştırma yaptık bununla ilgili. Ne yapabiliriz diye bu canla ilgili. Ve böyle bir yürüteç aklımıza geldi. Bu yürüteci de çok araştırdık. Buna uygun olan detaylı bir yürüteç almak istedik ve bunu aldık ve bu şekilde bu canımıza bunu taktık ve bu sayede şu anda belli saat dilimlerinde yürütüyoruz ve şu anda bir sağlıklı bir hayvan, bir köpek gibi yürüyor, koşuyor ve çok mutlu. Bu yürütecin alınması için de yine gönüllü gönüllü bireyler, gönüllü işte hayvanseverler bize çok destek oldular. Bir canımızı bir yürür hale getirdik ve şu anda hani bu haliyle de olsa mutlu. Eskisine göre daha mutlu, daha neşeli. Tabii bu yani gönül işi, biz severek yapıyoruz. Çok seven bireyler de var. Burada hem aynı zamanda bu yaptığımız bu çalışma örnek de oldu. İnsanlar geliyorlar, bakıyorlar, teşekkür ediyorlar. İşte çocuklar geliyor, seviyor. Hani bir canın bu şekilde hayata bağlanmasını, bir can, bir hayvan da olsa bu şekilde bir mücadeleyle, bir çabayla bu hale gelmesi, bu hale getirilmesi de bir örnek oldu olarak düşünüyorum insanlara. Yani mutluyuz. Yani İnşallah bakmaya devam edeceğiz elimizden geldiğince. Bundan sonra süreçte de yeni bir tedavi süreci var. İnşallah onu da bir sağlayabilirsek
Bununla ilgili de bir fizik tedavi hastaneleri var bunlarla ilgili. Bunu cana da oraya bir getirme planımız var inşallah. Yine bu hayvansever, gönüllü arkadaşlarımız, sevdiklerimizle birlikte şu andaki hedefimiz o olacak inşallah. Belki yürür çünkü biraz bir hareketlenme olayı oldu bu yürüteş taktıktan sonra arka ayaklarımda.